Allah müminlere meleklerle yardım gönderir. Allah'ın müminlere olan yardımı çeşitli şekillerde tecelli eder. Bu yardımlardan biri meleklerin zor anlarında müminlerin yardımına gönderilmesidir. Allah Kur'an'da bu yardımı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanmış olan bir olayı örnek vererek şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun? Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanı verirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 bin kişiyle yardım ulaştıracaktır. Allah bunu, yardımı size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. Yardım ve zafer, nusret ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındadır. Alimran Suresi 124-126 Allah bir başka ayetinde ise müminlere görünmeyen ordularla da yardım ettiğini bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Ahzab suresi 9 Allah'ın Kur'an'da müminlerin daima galip geleceklerini bildirmesi, müminler için en büyük nimetlerdendir ve olağanüstü şevklendirici bir vaattir. Elbette müminler şu kesin gerçeği de hiç unutmazlar. Her yardım Allah'tandır ve kuşkusuz gücün tüm sahibi Allah'tır. Müminler asıl zafer ve yardımın aslında Allah'a ait olduğunu bilirler. Meleklerin destek olmasının ise Allah'ın bir müjdesi, kendilerine yardım ve desteğinin bir tecellisi olduğunu asla unutmazlar. Çünkü Rabbimiz ayetlerinde bu gerçeği şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diye cevap vermişti. Allah bunu yalnızca bir müjde ve kalplerinizin tatmin bulması için yapmıştı. Yoksa Allah'ın katından başkasında nusret, zafer ve yardım yoktur. Hiç şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Enfal Suresi 9 10. Allah'ın dilediği kuluna dilediği şekilde yardım edeceğini bilen müminlerin en zorlu anlarda dahi içlerinde bir güven ve huzur duygusu olur. Bu ruh hali içinde manevi yönden son derece güzel bir hayat yaşarlar.